TGRT Televizyonlar olarak Van Rabasol gübre sahibi Sayın Rukiye Hanım'la birlikteyiz. Rukiye Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Rukiye Duman, evliyim, bir çocuğum var, Van'da oturuyorum. Kuruluş aşamanızdan bahseder misiniz? Aile bütçesine destek için ben de bir şeyler araştırmaya karar verdim. İnternette solucan gübresine rastladım. Önce alıp kendi çiçeklerimde denedim. Güzel olduğunu fark edince biz eşimle yapalım diye karar verdik. Daha sonra ortağımız Hüseyin amcayla başladık. Ortağımızın olduğu bize yardımcı oluyor zaten. Kendi bahçemizde denemek istedik ve kendi bahçemizde denedik. Olumlu sonuç da aldık. Çevreden de olumlu sonuçlar aldık. Yani hedefimiz ilerlemek. Solucan gübresi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Hem üretim aşaması kolay bir gübre. Ayrıca kokusu da yok. Bu güzel bir avantajı. Bitkilere uyguladığımız zaman daha verimli olmasını sağlıyor. Ayrıca raf ömrünü de uzatıyor ve güzel bir aromasını ekliyor. Solucan gübresinin hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Solucan gübresi yaklaşık 50 santim boylarına çıktığı zaman alttan almaya başlıyoruz. Üstten solucanları değiştirerek, farklı yuvaya ekleyerek. Daha sonra eliyoruz onu. Zaten belli oluyor. Kendini hemen belli ediyor. Topak topak oluyor çünkü. Solucan zaten başlı başına bir ekolojik varlık. Hani Allah'ın bize verdiği bir nimet diyebiliriz. Organik atıkların hepsini alıp mükemmel bir geri dönüşüm yani. Onları tüketerek bize gübre olarak geri dönüyor. Tezek ham maddesi zaten ve çay, diğer bitki atıkları. Ayrıca yumurta kabuğu da çok etkili bunda. Boyasız kağıtlar, kartonlar, bunların hepsini karıştırıp verdikten sonra bunları yiyip bize doğal bir gübre geri dönüşümü yapıyorlar. Peki solucan gübresinin diğer gübrelerden farkı nedir? Solucan gübresi diğer gübrelerle kıyaslanamaz özellikle bir gübredir. Çünkü özellikleri çok fazla. Hani diğer gübreyle kıyaslasak bile normal sığır gübresine kıyasla hani daha 10 kat daha verimlidir. Bu ispatlanmıştır da zaten. Kimyasal gübre kullanımı çok olduğu için bu toprağı öldürürken biz solucan gübresiyle toprağa tekrar hayat verme amaçlıyoruz. Tekrar verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz aynı zamanda. Tabii ki solucan gübresiyle ürettiğimiz meyve sebzelerin tadları çok daha güzel. Bir diğer farkı ise hastalıklı ağaçlara uyguladığımız zaman hastalıklarını iyileştirdiği ve daha gür açtığı gözlemlendi. Ayrıca verimi artırıyor. Domatesler de özellikle mesela normal gübrede 3 alıyorsak solucan gübresinden sonra 5 defa alabiliyoruz biz meyvesini, verimini. Bu şekilde etkisi çok iyi. Dediğim gibi hastalıklı olan sebzelere ve meyvelere uyguladığımız zaman ayrıca hastalıktan da kurtuluyorlar.